Şimdi hocam tabii bunları konuşurken tabii yine tekrar döneceğim. Big Bang teorisi ve yaratılış. Bunu daha önce konuşmuştuk aslında. Bir kez daha oraya geleceğim. Soruyu şöyle sormak gerekiyor. Biz niye varız? Yani virüsler bizden önce vardılar. Biz nasıl oluştuk hocam? Şimdi Big Bang teorisi adı üstünde bir teori. Yani Big Bang şeyi değil. Yani mesela şöyle diyebiliriz. Big Bang mesela ne diyorduk ona? Kuramı teorisi. Bu bir hipotezdi. Sonra kanıtlar oluştu. Bir teoriye dönüştü. Ama şunu hiç unutmayalım mesela. Mesela ne diyorduk? Newton'un genel çekim teorisi. Çöktü. Çöp şu anda. Çöp. Kuantum şu anda bir teorisi var. Kuantum teorisi de bazı yere çöküyor abi. Ama şu bir gerçek. Bu evren yoktan var edildi. Çünkü felsefik olarak bir yokluk var, bir varlık var. Evren şu anda bir. Yani sıfır değil. Bir varlık var. Peki şunu sorabilmeniz lazım. Evren yoktan mı var edildi? Evren var mıydı? Şöyle bir şey var. Bu Yapılan sorunun yanıtı çalışmalarda var mı hocam? bunun bir izahatı var. Evrenin içinde kozmik bir radyasyon var. Ve bu kozmik radyasyon milyarlarca yıldan beri evrenin içinde bu kozmik radyasyon dolaşıyor. Ve biz bunu radyo dalgası olarak okuyabiliyoruz. Kozmik radyasyon artı birlerden ve eksi birlerden oluşuyor. Yani varlıktan ve yokluktan. Yani madde ve antimadde. Bakın. Şu anda televizyonu açtığınız zaman bir karlama oluşuyor. Bu karlama kozmik radyasyondan geliyor. O cızırtı sesi, noise. Yani cız sesi. Ve o siyahla beyazları topladığımız zaman sıfır veriyor. Şimdi biz atomu biliyoruz değil mi? Atom ne? Ortasında artı var. Elektronlar da eksi. Yani artı bir güneşin etrafında eksi gezegenler dolaşıyor. Ama yapılan çalışmalarda bir de antimadde var. Antimadde ne? Eksinin etrafında artılar dolaşıyor. Yani evrenin bir tarafında artı varsa başka bir tarafında aynı yerde eksi var. Bir yanında eksi varsa öbür tarafında artı var ve net yük sıfır. Yani sıfır kütleye erişiyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Yani bir yerde kötülük varsa başka yerde iyilik var. Bir yerde madde varsa bir yerde antimadde var. Bir yanda karanlık varsa öbür tarafta aydınlık var. Bu evrenin kadim bilgisi bu ya. Kuramı bu. Evren esasında yokluk üstüne kurulmuş. Ve her şeyi topladığınız zaman sıfır elde ediyorsunuz. Karşıtların birliği ve aynı zamanda çatışması hocam. Karşıtların birliği ya da çatışması. Mesela şöyle diyorsunuz. Abi bir yerde çekim varken bir yerde itim var ya. Yani bir yer bizi çekerken bakın şunu hiç unutmayın. Bir gezegen var ki İnsanları itiyor. Bir gezegen var ki çekiyor. Ama bunlar her yerde işte. Sonuç şu. Evren ya her zaman vardı ya da sıfırdan oluştu. Ama kozmik radyasyon oluştuğu yönünde. Yani bir patlamayla beraber oluştuğu yönünde. Ama bu da çökebilir. Yarın bir herif bir çıkar der ki ulan yanlış yere bakmışsınız mallar der. Ve çöker. Nedim diyor ki Big Bang de yalan oldu. Öncesi de varmış. Bu yeni keşif, yeni oluşan galaksiler var diyor. Evet, doğru. Yani Big Bang de çöküyor. Yani şimdi Hawking bunu çok savundu. Bunu kim sevdi? Katolik Kilisesi çok sevdi Big Bang'i. Yani single noktadan, singularity. Yaratılış çünkü. Yani çünkü tek bir single noktadan patladı ve yaratıldı. Çöküyor abi. Bu teori çöküyor şu anda. Big Bang, şu anda Big Bang birçok şey açıklayamıyor. O zaman hocam Big Bang ile ilgili kurulmuş olan İsveç'teki merkez ne olacak? Şöyle şu anda hayır şu anda parçacıklar çarpıştırılıyor ve atom altı pozonlar, hegzonlar, milyonlarca atom altı parçacık oldu. Peki hani atom parçalanamazdı? Patladı. Atom altı parçacıklar var. Kuarklar var. Hatta Mesela bizim bizi yutması ve evreni yutması diye bir kaygı vardı hocam, korku vardı. şu anda nasıl kara delikler bizi yutuyorsa yüksek parçacıklarda çok küçük kara delik olabilir. Yani iğnenin ucu kadar bir şey olabilir. Kara delik oluşturulabilir teorik olarak. Peki o kara delik ya bizi yutarsa teorik olarak? Evet, olabilir. Ama Olabilir. teorik. Hayır, yutulabiliriz. Şu anda Hocam şeyi soracağım. Teori ile kuram arasındaki fark nedir hocam? yani çok birbirine benziyor. Yani mesela biz diyoruz ki
Bize hipotez, mesela ben bir hipotez kurayım şimdi. Hipotez şu: İnsan eliyle oluşturulmuş bir kara delik bizi yutamaz. Bu bir hipotez. Ama ben bunu kanıtlarsam, insan eliyle oluşturulmuş bir kara delik bizi yutamazı gerçekten kanıtlarsam, yani ben bir gün bir kara delik yapıp bizi yutamadığını gösterirsem, bu bir tez oluyor artık. Yani ben bir tezi savunmuş oluyorum. Hipotez teze dönüşüyor. Bunu bir sürü bilim adamı bu tezi doğrularsa, buna artık kuram denmeye başlanıyor. Kuram. Ve daha sonra bu kuramlar yıllar içerisinde oturursa artık buna şey deniyor artık. Teori deniyor. Yani sıkılaşmış. Ama bunların hepsi çöp. Bir gün teoriyi geliyor birisi içine ediyor ve diyor ki siz saçmalamışsınız diyor. Neden? Diyor siz diyor bir yere atlamışsınız diyor. İşlem hatası. Ama o hocam o teoriyi ortaya koyan da mevcut kuramlarla koyuyor. Evet. Saçmalık zaten bu. Bakın. Hocam ben bir gün makale yazıyorum. Bana dediler ki hoca işte 70 küsur yaşında dedi ki kendi kafandan makale yazamazsın dedi. Niye yazamam dedim. Dedi ki kurama göre yazacaksın. Ben dedim o kuram nereden yazmış yani? Bir şablon var hocam. Bir şablon var. O şablonun dışındakiler kabul edilmiyor. Bakın şimdi ben birinci makale yazarken hayatımda birinci makalenin içerisinde 20 tane citation yaptım. Şimdi size bir teorik bir şey anlatacağım. Şimdi ben bir bilim adamıyım, 0 kilometre. Ve ben sıçanlarda bir şey buldum. Şöyle bir şey var. Size bir şey anlatayım. Şimdi bir gün bir çocuk geldi benim yanıma. Size ilginç bir hikaye anlatayım. Dedi ki bana, hocam dedi biz dedi kafa travması yapalım. Bir bildiğimiz bilgi var. Çocukluk çağında kafana vurulursa salak olursun. Dedim. Ben bunu görmek istiyorum dedi. İyi oğlum gör dedim. İki grup yaptık. Erkekler, dişiler ve kafasına taş atılanlar. Bir sistem kurduk ve hayvanın kafasına ağırlık geliyor işte. 30 gram, 40 gram. Ulan deney bitti. 6. ay. Çocuk bir ay bundan kafasına taş attı. Deneyin sonuçlarını söylüyorum. Dişi sıçanlar daha zeki hale geldi. Kafasına taş yiyenler. Erkeklerde sıfır bir şey yok. Bence dişiler kafasına bir şey gelince şöyle algıladı. Ulan bizim de ilgileniyor bunlar diye algıladı. Bak bunu unutma. Ki placebo grupta var. Placebo grupta hiç kafasına bir şey atmadım. Sadece sisteme sokup çıkardım. Placebo grupta bir değişiklik olmasına rağmen deney sonuçlarını yayınlayamadım. Çünkü herkes böyle götünle güler bana. Sonuç şu: dişilerin kafasına bir şey geldiği zaman onlar dediler ki bilim adamları bizimle, ağam sen bizimle dalga geçeceksin, oynayasın dediler bence. Hoşlarına gitti biliyor musun? Ve o ağırlık çok büyük bir ağırlık olmadığı için de bence sevindiler ve mutlu oldular ve daha zeki hale geldiler. Sonuç: ara sıra kafaya vurmak iyidir ama travmanın şiddeti önemlidir. Hafif fiske vurursan vay ben de fantazi yapıyorsun ağam diye algıladıysa bu kadın seni daha çok sever ve daha zeki olur. Bu erkekler için de geçerli bu arada. Ama kadınlarda duygusal zeka daha ön planda olduğu için daha büyük bir algı yaratıyor. Ama bu şakur şukur böyle kafayı haşır uçur olursa aptallaşırsın. O zaman her şey zehirdir. Önemli olan dozudur. Paracelsus doğru söylemiştir. Hocam bunu tabii bebeklere şak şak vurursan geri zekalı olur yani. Kusura bakmasın ay, yani. Ama şöyle yaparsın. Ha o ayrı. Onu yap. Hocam. Ama hocam, onu normal kadınla kuaförde berber yapar biliyorsun. O zaman şaplağın dozu önemlidir. Bana adam diyor ki hocam şaplağın dozu olur mu? Olur kardeşim bak. Olur. Ama güm bam güm. Yapma yavrum. Yapma kardeşim. O zaman bir deneyde de sonuçlar değişebilmektedir. Yani travmanın bile sonuçları iyi çıkabilir. Diyorum.